Allah müminlerin her nimet için şükretmelerine karşılık olarak Kur'an'da bir sır bildirmiştir. Bu sır Allah'ın şükredenlere nimetini arttıracağıdır. Örneğin sağlığı ve gücü için şükredici olan bir Müslümanın Allah gücünü ve sağlığını daha da arttırır. İlmi veya mülkü için şükredenlere Allah daha çok ilim ve mülk verir. Bu, onların Allah'ın verdikleriyle yetinen, sahip oldukları nimetlere sevinen, samimi ve Allah'la dost insanlar olmalarındandır. Allah bu sırrı Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Rabbiniz şöyle buyurmuştu. Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size arttırırım ve andolsun, eğer nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir. Allah şükrün karşılığını vereceğini, şükredenlere nimetlerini arttıracağını ve onları ödüllendireceğini Kur'an'ın birçok ayetinde haber vermiştir. Bu ayetlerden birkaçı şöyledir. İşte Allah, iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde vermektedir. De ki, ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik kazanırsa biz ondaki iyiliği artırırız. Gerçekten Allah bağışlayandır, şükredene karşılığını verendir. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut ailesini bu azaptan ayrı tuttuk. Onları seher vakti kurtardık. Tarafımızdan bir nimet olarak. İşte biz şükredenleri böyle ödüllendiririz. Şükredenlerden olmak, o insanın Allah'a yakınlığının, dostluğunun ve Allah'a olan sevgisinin de bir göstergesidir. Şükredici insanlar daima her olayda Allah'ın yarattığı güzellikleri ve nimetleri görebilme anlayışına ve yeteneğine sahiptir. İnkarcı veya nankör bir insan, en güzel ortamlarda dahi hep eksikleri, kusurları görür, onlarla mutsuz veya tedirgin olur. Allah'ın yaratışının bir hikmeti olarak da bu insanların karşılarına hep terslik gibi görünen olaylar, güzel olmayan görüntüler çıkar. Oysa güzel ve samimi bir bakışa sahip insanlar için de Allah hep güzellikleri ve nimetleri artırarak gösterir. Görüldüğü gibi Allah'ın şükredenlere nimetlerini arttırması Kur'an'ın sırlarından biridir. Ancak burada unutulmaması gereken bu şükrün gerçek bir samimiyetle yapılması gerektiğidir. Samimi olarak Allah'a yönelerek, O'nun sonsuz şefkat ve merhametinin coşkusunu hissederek yapılmayan, sadece göstermelik olarak dile getirilen bir şükür ifadesi elbette son derece samimiyetsizdir. Ve sinelerin özünde saklı duranı bilen Allah, bu samimiyetsizliğin de şahididir. Böyle bir ruh hali içinde şükredenler, Allah'ın sinelerin özünde saklı duranı, insanların niyetlerini, gizlediklerini, gizlinin de gizlisini bildiğinin şuurunda değildirler. Rahat bir ortamda göstermelik ifadelerle şükrederler ama zor bir anda rahatça nankörlük yapabilirler. Şunu da unutmamak gerekir ki, samimi müminler en zor koşullarda dahi şükredicidirler. Yüzeysel düşünen bir kişi, müminlerin sahip oldukları nimetlerde bir azalma görebilir. Ancak müminler her olayın ve ortamın nimet yönünü görebildikleri için bunda da bir hayır olduğunu bilirler. Örneğin Allah insanları biraz korku, açlık ve canlardan ve mallardan eksiltmeyle deneyeceğini bildirmektedir. Böyle bir durumda müminler bunlara sabrettikleri takdirde Allah'ın kendilerini cennet nimetleriyle mükafatlandıracağını umarak sevinir ve şükrederler. Allah'ın kendilerine hiçbir zaman güçlerinin üzerinde yük yüklemeyeceğini bilir, bunun güven ve teslimiyetiyle sabreder ve şükredici olurlar. Bu nedenle
her zaman şükredenlerden olmak belirgin bir mümin vasfıdır. Ve Allah şükredenlere hem ahirette hem de dünyada nimetlerini arttırarak verecektir. Bir diğer ayette ise Allah'ın şükredenlere muhakkak karşılığını vereceği şu şekilde bildirilmektedir. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir. Allah'ın bu ayet ve delillerinin hikmeti ancak çokça şükredenlerin ulaştıkları kavrayış ve duyarlılık sayesinde anlaşılabilir. Nankör ve duyarsız kişilerse Allah'ın ayetlerinin hikmetlerini anlayamaz, hatta bu ayetlerin farkına bile varamazlar. Allah peygamberlere de sürekli olarak şükredici olmalarını öğütlemiştir. Örneğin Kur'an'da Hazreti Musa'ya şöyle bildirildiği haber verilir. Allah, ey Musa dedi. Sana verdiğim risaletimle ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol. Kur'an'da elçilerin çok şükreden kullar oldukları birçok ayette bildirilir. Ahkaf suresinin 15. ayetinde örnek verilen bir müminin olgunluk çağı olan 40 yaşına ulaştığı zaman yaptığı duada Allah'tan ilk olarak onun nimetine şükredici olmayı istemesi de şükretmenin önemini göstermektedir. Biz insana, anne ve babasına iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun hamilelikte taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet güçlü erginlik çağına erip 40 yıla ulaşınca dedi ki, Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et. Benim için soyumda salahı ver. Gerçekten ben tövbe edip sana yöneldim ve gerçekten ben Müslümanlardanım.